Merhabalar Yuva TV izleyenleri. Bugün Acar Kent'te bulunan Helen Doron Acarlar Anaokulu'ndayız. Yanımızda ise anaokulumuzun kurucusu Fatma Nur Tatarı Hanım bulunmakta. Öncelikle Fatma Nur Hanım, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben kendim psikoloji mezunuyum. Koç Üniversitesi 2002 yılında psikoloji bölümünden mezun oldum. Daha sonra bir sene burada kendimi geliştirici eğitimlere gittikten sonra yurt dışına Londra'ya gittim. Londra'da Kingston Üniversitesi'nde uygulamalı çocuk psikolojisi master'ını bitirdim. Yüksek lisansımı tamamladıktan sonra da Türkiye'ye geri döndüm. 2013 Nisan'da Helen Doron Acarlar Anaokulu'nu açtım. Tabii Helen Doron'la tanışmam yaz aylarına denk geliyor. Böyle bir maceraya da atılmış oldum. İkisini paralel olarak yürütmekteyim şu anda hala. Helen Doron Anaokulu'nu açmak nereden aklınıza geldi? Aslında şöyle oldu. Ben ilk başta çocuklarla tabii terapi yapıyorum. Evet, bana normal gelişimin süre gelen, normal gelişimde olan çocuklar da gelse, bazı sıkıntıları olan, gelişiminde sorunları olan çocuklar da gelmekte. Tabii ki anaokulunda biliyorsunuz her tür çocuk oluyor. Sağlıklısından bazı problemleri olanına kadar. Ben açıkçası daha çok çocukla, daha çok bir arada olmak istediğim için anaokulu fikri hep kafamda vardı. Helen Doron sistemiyle de gazetedeki ilanı gördükten sonra tanıştım. Sistemi detaylıca inceledim. Buradaki merkezle gidip görüşmeler yaptım. Sistemin detaylarını öğrendim. Ve gerçekten çocuklar için çok uygun olduğunu, böyle bir sistemin çocukları çok geliştireceğini ve ilk 6 yılın önemini de çok iyi bildiğim için ilk 6 yılda çocuklara verilecek her şeyin sonraki dönemde çocukların hayatını çok kolaylaştıracağını düşündüğüm için böyle bir sisteme adım atmış oldum. Bize biraz Helen Doron sisteminden bahseder misiniz? Helen Doron sisteminin ana hedefi aslında çocuklara İngilizceyi öğretmek, İngilizceyi ana dilleri gibi öğretmek. Ama tabii bunu yaparken çocuklar nasıl öğrenirler sorusu çok önemli. Sadece dil öğrenimi için değil, çocuklar gerçekten birer sünger gibiler. Etrafındaki her şeyi çocuk bir anda, biz hiç duymuyor bizi, hiç bizi görmüyor gibi düşünsek de aslında yaptığı her şeyde, maruz kaldığı her şeyi çocuk öğreniyor. O yüzden sistemin içinde çocuğa bir şeyler öğretmek çok kolay. Bu dil olsa bile. Ama bunu yaparken kullandığımız materyaller, kullandığımız yöntemler de bir o kadar önemli. Helen Doron bunu yaparken 5 duyu organından da faydalanıyor. Yani çocuk 5 duyu organını kullanarak dili öğreniyor. Bir elmayı öğretiyorsa önce elmanın resmini gösteriyor. Elmanın neye benzediğini çocuk görüyor. Elmanın şeklini, rengini öğreniyor. Daha sonra elmayı kesiyoruz. Elmanın kabuklarına dokunmayı öğreniyor. Ondan sonra elmayı tadıyor, tatmayı öğreniyor ve ondan sonra onun bir elma olduğunu, İngilizce'deki anlamının da apple olduğunu öğreniyor. Nur Hanım, sosyal aktiviteleriniz nelerdir? Anaokul dışında da bir eğitiminiz var mı? Sosyal aktivitelerimiz aslında zaten derslerin içinde de çok fazlasıyla var. Yani buna sanat aktiviteleri, müzikle ritim aktiviteleri, beden aktiviteleri, çok sistemin zaten kendi içinde olan şeyler. Demin de bahsettiğim gibi çocuklara her şeyi yaparak öğrenmelerini istediğimiz için bu tür aktiviteleri ders programlarımızın içine de alıyoruz. Veliler anaokul tercih ederken nereye dikkat etmeliler? Evet, bu gerçekten çok önemli de bir soru bizim ülkemiz için özellikle. Kesinlikle bence denetime açık, bir yere bağlı, belli bir kurumun altında olan anaokullarını tercih etmeleri bence çok önemli. Devlet tarafından, bakanlıklar tarafından, Sağlık Bakanlığı olabilir bu. Milli Eğitim tabii ki olduğu zaman Sağlık Bakanlığı'nı zaten kapsıyor. Bu tarz önemli büyük kurumlara, resmi kurumlara bağlı olması çok önemli. Bunun dışında tabii ki içerinin hijyeni, çocuklara nasıl bakıldığı, yemeklerin okulda yapıp yapılmadığı, menülerin takibi, gerçekten verilen menünün uygulanıp uygulanmadığı. Bir de tabii ki en önemlisi eğitimcilerin, yani öğretmenlerin eğitim seviyeleri, öğretmenlerin gerçekten yeteri donanıma sahip olup olmadığı, bunlarla ilgili bilgiler çok önemli. En önemli benim söyleyebileceğim, bunu nasıl anlarız? Tabii ki bunu anlamak çok da kolay değil. Bence en önemlisi çocuğu okula bırakırken velinin en azından bir hafta, belki bir 10 gün okulda bizzat kendisinde bulunması, çocuk sınıftayken de olsa velinin ortamda oturması ve ortamı koklaması çok önemli diye düşünüyorum. Peki, bu keyifli sohbet için öncelikle ben çok teşekkür ediyorum Nur Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Sevgili Yuva TV izleyenleri, bir röportajımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki röportajımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.